Selamlar millet, ben QPB. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalımda başlayacağım ilk seri olacak. YouTube'a başlamayı, özellikle bu seriyi çekerek başlamayı uzun süredir çok istiyordum. Harika. Ama hep gözümde büyümüştü YouTube'a başlama olayı ve o dönemler radyant değildim. Bu serinin videosunu izliyordum Lupin'den. Çok teşekkür ederim ona da bu arada. Adam vurdum Böyle bir video ya. serisine başladığı için benim radyant olmamda da çok büyük bir etkisi var şahsen. Nasıl diyeyim? Ve gözümde Tamam. büyümesinden dolayı da genellikle yayın açıyordum Sizde gelen bir HP. Twitch'te. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz linkini. Eğer gelmek Harika. isterseniz buyurun gelin. Eğlenceli, İyisin mi abi? İyisin mi muhabbetli abi? ve İyisin iyisin. öğretici yayınlar yapıyorum. Ayrıca linkini de bırakacağım açıklama kısmına. Serinin de ilk videosu olduğundan size rankımdan bahsedeyim. Şu anda 5. kısmın 3. bölümündeyiz ve sezon başladı 2-3 hafta falan oldu. Ben şu an Immortal 3 330 puandayım. Daha hızlı yükselebilirdim 2-3 hafta içerisinde. Ama oyuna bir süre ara verdiğimden dolayı daha hızlı puan kasamadım. Daha elim yeni yeni ısınıyor diyebilirim. Dördüncü kısmın ikinci bölümünde Radiant top 265'e kadar çıktım. Üçüncü bölümde ise yine Radiant oldum ve peak ararımı yaptım. Üçüncü bölümde 658 puana kadar çıktım. Evet, öyle. Bu bilgileri paylaştığıma göre sizinle ayrı videoya geçelim. Klipte Benson. öncelikten koşan bir ikinci var. Takımına yardım etmek için koşuyor ama yakalıyorum onu. Toplan, toplan. Yoru Viper ultisinin içinde birisini öldürdü. Ondan sonra Viper Yellow'dayken ona yakalandı. Viper ultisi içinde oynamıyormuş demek ki. Burada Viper ses veriyor sağdan. Direkt o yüzden drone'la ona yöneliyorum. Beni yakalamaya çalışıyor drone'dayken. Burada safe oynuyor. Ben de safe oynuyorum bir yandan. Hopin, hopin, Onun hopin, ultisinin hopin, içine hopin. girmek istemiyorum. Hopin. Bekliyorum. Hata yapmasını kolluyorum tamamıyla. Ama yapmıyor. Hala o da benim hata yapmamı bekliyor. Plant almıyor. Hatamız. Bakıyorum vakit yok. Ama her türlü kurmak zorunda. Burada aklıma flanklemek geliyor. Tahmin etmeyeceğini düşünüyorum. Map'e bakın şu anda. Sesi alamayacağı şekilde koşuyorum. What? Main'e geleceğini düşünerek yine burada sesi kesiyorum birazcık. Ve gerçekten de main'e gelmiş oluyor ve hiç tahmin etmiyorum buradan geleceğimi. Bu klipte bayağı mid the fight döndü. 2v1 kaldık. Ben özgüvenli bir şekilde oynuyorum. Bakıyorum. Büyük ihtimal C pusharını düşünüyoruz hatta. Şahsen böyle düşünüyordum. Double'lara bakıyorum. Bu arada Reyna da B'de. B'de oynuyor. Hiçbir ses yok şu anda. Reyna'ya bakın map'ten. Reyna Sage'i arkalıyor. Arkadan görüyor yani ama vuramıyor. Şu anda bir ses duymuyorum. C'ye kurduğunu duyuyorum şu anda. Ve CT'ye yakın kuruyor. Onu da sesini alıyorum. Ve garaja slow attı. Benim herhalde garaj olduğunu düşünüyor. Burada yapacağı tek şey, iki şey var. Ya birincisi CT'de bekler. Veyahut da ikinci olarak gelir garaja pushlar. Ben garajdan çıkarken tam beni yakalamaya çalışır. Belki de C long'dan geleceğimi düşünüyordur. Ama ben burada ondan daha akıllı olup birazcık garajda beklemeyi tercih ediyorum. Birazdan göreceksiniz zaten. Bir de daha zaten bomba yeni kurulduğu için daha fazla beklerdim eğer direkt pushlamasaydı bile. Ama kendisi zaten direkt benim üzerime geliyor. Gördüğünüz gibi kolay bir clutch. Bu klipte bir A'ya benim ultimle bir plant alıp post plant oynamak istiyoruz. Burada KO bıçağı yediğim için biraz yavaş oynuyorum. KO bıçağı bitti. Ultimi atıyorum. Plant alınacak şekilde. Attım ultimi. Adamlar da bunun farkında weapon oynuyorlar. Burada sonra çok saçma bir şekilde bir ultim pushlayıp operatör oynuyor. Burada aklıma bir şey geliyor. Smoke'larımı çekerek Heaven altına pushlayayım diyorum. Heaven'a da bir tane yıldız bırakıyorum. Belki benim solun içinden beni duymazlar falan diye düşünüyorum. Heaven'a smoke'ımı açtım. Smoke'un altında oynuyorum. Ama ne hikmetse duymuş kardeşlerim. Tabii ki bir şey fark etmiyor. Bana fokuslanırken bizim takım onları öldürüyor. Bu klibimiz çok iyi. Çok güzel
zamanlardı şahsen oynadığım zamanlar. Karşınızda Liquid Jumpy var. Ben gerçek olduğuna inanmamıştım başta. Ne bileyim ismi yazıyor işte ama ben 2P'li olduğunu bilmiyordum. Gerçekten olduğunu duyunca benim tabii bir kanım kaynıyor. Direkt zaten bu klipte anlıyorsunuz. Kendim hatta başında soruyorum gerçekten Jumpy mi falan diye. Jumpy olduğunu öğrenince bakın nasıl oynuyorum. Burada A'ya pushladıkları söylüyorlar. Hala bir tane mid varmış burada. Jet kaçırıyor beni. Aim fight küçük de. Aslında burada çok birader nasıl düşünür videosu yok. Birazcık da A sporcu vurma klibi var. İki tane evim var map'ten gördük. Omen'la Breach. Breach zaten Jumpy'e. Flash attı Breach, pushladılar. Birer birer piklediler ve kardeşlerim benim cross'uma çıkamadılar çok. İşte beni... Bu da ikinci Jumpy klibi. O round'dan sonra direkt özgüvenli bir şekilde oynamaya devam ediyorum Sage'le. Burada Sage'in kafasını gördüm. Onun da flash atınca direkt üstüne pushladım. Silahını alıyorum, daha pushlamaya devam edecektim. Ama takma arkadaşım, bomba ihtiyacımız var falan deyip beni durdurdu. Olsun dedim, devam side'e pushlamaya bu sefer. Side'da chamber'ı buldum. CT'ye pushluyorum bu sefer. CT'den shift'te gelen jet'i vuruyorum. 3v2. Jumpy hızlı bir tek için ulti atıyor. Ultiliyken onu vuruyorum. Ve burada Omen'a flash'ı geliyor CT'den ama hiç farkında değilim. O kadar heyecanlıyım ki şu an. O ara. Ve beni vuruyor. Bu klipte A'da 2 kişi gördük, 3 kişi gördük. Biri side'da. Side'a girmişler. Ben B'yi pushladım zaten. B'de kimse yok. Oyun A çok belli. Paris. Burada çok garip şekilde bir anda herkes düşüyor. Kimse kimsenin trade'in çıkmıyor. Pushlamış birisi CT'yi. Chamber'ı CT'yi pushlayan kişi vurdu. Reyna side'daydı. Ve bir Viper'ımız var. Viper'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir izliyorum bakayım. Plant'ı Viper almış. Reyna side'daydı. Sova'da CT'de. Kaçırdım burada Sova'ya vuruşumu. Biraz bekledim. Çok da beklemek istemedim. Sova'nın üstüne oynamak istiyorum. Reyna'yı görmüyorum şu anda. Oko gözükmeden direkt güzel bir timing yakalayıp yavaş bir şekilde pushladım Sova'ya. Burada Reyna'nın side'da olduğunu biliyorum ve side'da ortaya saklanmış. Ama beni vuramadı. Güzel bir kılıç oldu bura. Bu klipte de karşımda Muj var. Pistol round'dayız. 10'a 2 çok ezici bir şekilde zaten yeniyoruz oyunu. Tabii onun da bir rahatlığı var. A'yı pushlayacağız hep beraber. Ben burada Nest'e gitmeyi tercih ediyorum. Sessiz bir şekilde bekliyorum sadece. Jet side'da Reyna pushladı. Baitliyor beni. Burada Viper'ı gördüm. Önüme çıkan Raze'de var. Raze'de vurdum. Gördüm Chamber'ı. Hemen bir ok atıyorum. Şerifinden mermi harcamasını istiyorum. Ama Glock da vuruyor. Arkadan bitten lurk atan Muj'umuz var. Onu da vuruyorum. Ve sona kalan kişi midden bir knife attı A main'e. Burada flash'ı yedim, hemen geri çıkıyorum. Bekliyorum. Soldan pik alacağım. Gözükmedi. Sağdan pik alıyorum. Hop kafasını gördüm. Tık tık. Bu klipte B split yapmak istiyoruz. Mid'in kontrolünü alıyoruz yavaşça. Chamber operatör var da Double'ları izliyor. Karşı taraf Ekor. Marshall atıyor B'ye Viper. Bir kill verdik oraya. Reyna da varmış. Reyna'yı vurduk. Şu an main'den pushluyor Viper. Viper tüneli vurdu. Üstüne bir de main'i vurdu. Çok ekstra yaptı karşı takım Viper'ı. Ve ulti atmak isterken burada onu yakalıyorum. Beni duymuyor mu artık, ne yapıyor? Ultiye odaklanmış herhalde. Ultiyle koşuyor üstüne. 2v2 kaldık. Chamber bana doğru geliyor ve bir tane CT pushlayan Sova'yı gördü. Ben bir de bok atıyorum Chamber'a yardım etmek için. Nest'te Jet'in olduğunu da görüyoruz ve ikisinin yerini biliyorum. Burada ikisinin yerini bildiğim için ve bana uzaklar. O yüzden güzel pozisyona geçiyorum hemen. Yani böyle durumlarda güzel pozisyon almanız her zaman çok önemli. Adamların hiçbir ikisi de beni hiç tahmin etmiyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu klibimizde A'da herkes... Herkes site'ını kaybediyor.
Sadece bir kill almışız ve 3 kill vermişiz. Tabii ki B dönüyorlar. Ben buradan benim dişte olduğumu biliyorlar diye hatırlıyorum. O yüzden main'den gideceğim. Adamların hepsi A oynarken main'den oynamıştı. Yani main'den pushlamamızı bekleyen birisi vardır. O yüzden ben under'dan main'e gidiyorum. Raze bir kill aldı. Beni de bekleyebilir burada. Şu an bekliyorum tık. Buradan Reyna'yı yakaladım. Sağda duvar olduğunu gördüm. Hemen o sağ yakında. Burada kesin birisi olacağını tahmin ediyorum. O demin öldürdüğüm spotta. CT yanında. Burada slow'umu attım tower'a. Ve sadece piklemesini bekliyorum. Slow'dayken asla pik atmayın. Asla. Çok acayip avantajsız bir durum. Çok basit bir kill olur karşı takımımızdaki oyuncu için. Bu klibim çok özel kliplerinden Scream'in oyunuma gelmesi. Reyna Scream. Ne yanda arkadaşı onun. Bu klipte 3v3 şu anda bekliyoruz. Adamlar plant alacak. Ama bir tane Nest varmış. Ben Nest'teki adama odaklanırken şeydi, Scream'i de vuruyorlar side'dan. Burada plant alırken bir shock dart atıyorum. CT'ye gitmiş gibi smoke atıyor. Hemen taradım smoke'u. Bir tane ok atıyorum. Hemen ardına pikliyorum. Dikkat dağıtmadığı için. Ama kimse gözükmüyor. Saklandı ikisi de. Güzel bir sprey. Sağda olduğunu duymadım bile sprey sesinden. Çok da heyecanlıyım bir de. Bro, Turkish power bro. Let's go. Bro, I tell you three times. Bravo, bravo, bravo. Burada ben çıldırıyorum. Gecenin 3'ü falan bağırıyorum. Neyse. Çok güzel zamanlarda. Burada yine B pushluyorlar. Beni drone'la tekledikleri için geri çıktım hemen. Bir tane shock dart attım. Burada Reyna bizim Scream pushladı hemen. Sky'da ikimiz kaldık. 2v4. Sky bir kill aldı. Kill aldı. 2v2 kaldık şu anda. Pushluyoruz. Ben Viper'ın lineup olduğunu düşünüyorum. Chamber'da main'deydi. Sky flash attı. Burada silahtan göremedim Chamber'ı ama o da whiffledi. O yüzden hemen vuruyorum. Ve Viper lineup'ta değilmiş. Backside'deymiş. Hemen gidiyorum. Çok da vakit kalmadı. Bir ok attım üzerine. Vakit kazanmak için. Burada yarısını almazsam çözemeyeceğim. Onu bildiğim için hemen yarısını aldım. Adamı vurdum ve hemen diffuse'a devam ettim. Burada sıkayım. Kardeş lafını kullandı bana, ben iyice açıldım. Ve o oyunda da arkadaşlar Scream galiba 23 kill vardı, benim de 20 kill'im vardı. Gayet güzel bir oyundu. Evet, bu videoluk bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için bu dakikaya kadar. Kusura bakmayın, ilk videom olduğu için biraz acemilikler var. Daha video editleme programına alışmaya çalışıyorum bir yandan. Bu ses olayı da şu an güzel bir program bulamadığım için patlamalar falan da olabilir. Kusura bakmayın onun için de. Öyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.